O kadar güzel oldu. Gül Özdoğan ne sürüyorlar kenara? Hani sen bir yaldız şurada var mı? Altın var orada, evet. Bunu fırçayla sürdü kenarına. Benim seyrettiğim evet, içeride. Sen de yaptın mı? Oluyor. Ben altınını sürmedim. Varak yapılabilir. Altın tozu sürülebilir. O altın tozunun yalnız özel bir sıvısı var. Onunla karıştırılarak sürülüyor. Üstünü sürmüş. O şekilde yapılıyor. Çok büyük akıldı. Çok büyük kolaylıktı. Reçineyi o tabağa döküp dondurup altından çıtırt diye çıkarttı. Evet. Şimdi nasıl çalışıyoruz? Buyurun. Söz sizde. Şimdi ben reçineyi tabii burada zaman almasın diye iki ölçü reçine, bir ölçü sertleştirici ölçüsüyle 6-7 dakika en az karıştırıyorum. Nasıl karıştırıyorsun onu da göster bize. Karıştırırken işte böyle karıştırmak yetmiyor. Alttan üste bu şekilde de döndürerek karıştırmam gerekiyor. Evet. Bu şekilde en az 6-7 dakika. Şimdi kenarı yok camın. Dün ben bir şey yaptım. Üstü böyle parça bir şeyler var. Onun bir sebebi var aslında. Şeffaf reçineyi camdan dışarı taşmasın diye kenarlarından... Kuru mu şurası? Evet kuru. Ha, bir kenar yaptın suluk gibi. Aynen öyle. Evet. Bir kenar yaptım. Hatta bir kısmı da artmıştı, aldım üstüne attım. Zaten bu Karışık karışık olacak. Karışık bir çalışma. İnanılmaz bir sehpa olacak yalnız bu. Masanızda, küçük cam sehpalarınızda, zigonlarda böyle hani iç içe giren sehpalarda falan yapabilirsiniz. Onların yüzleri çok çabuk eskiyor. Eskiyor. Bunu yaptıktan sonra da ömürlük olur artık. Hiç olmaz. İkiye bir değil mi bunun ölçüsü? İki ölçü reçine, bir ölçü sertleştirici. Evet. En az 6-7 dakika. Şimdi reçine için üretilmiş renk pigmentleri var. Ben şu an opak tercih ettim. Hatta mavi ile beyazı karıştırıp şöyle bir açık mavi yapayım. Ha, içinde yapıyorsun boyayı sen tabii bu sefer. Tabii şimdi renkleri karıştırdığım reçine de hazırlıyorum. Karıştırdım bir kısım reçine. Ya muazzam şeyler gösteriliyor programda. Gerçekten harika. Eski yenilemede yepyeni bu eski malzemelerle veya alacağımız uygun fiyatlı şeylerle kendimize çok uygun mobilyalar yapabiliriz. Bu çok yeni, çok iyi bir malzeme. Bütün dünyada da tekrar söylüyorum. Çok moda şu anda. Çok yapılıyor. Eğilip bükülebilen, esneyebilen her türlü, mesela şunun içine bile biz reçineyi koyup dondurabiliriz. Şimdi lacivert yapıyorum. Maviyi yaptım. Hı-hı. Bu da renk pigmenti. Bunun opak tonunu tercih ettim ben şimdi. Transparan, sedefli, neon renklerini de tercih edebilirsiniz. Bu renk tercihi tamamen sizin. Biraz koyu yaptın şimdi. Bayağı güzel. Koyu renk yaptım. Of, çok güzel. Şimdi dökmeni çok merak ediyorum. Yaşar, döküldüğünde çok yanaşma. Peki kenarına bunun şey koysak? Bant yapışan o hani paketleme... Bantları atıyor. Kağıt bant? Kağıt bant belki olabilir, denemedim. Yalnız sıcak silikonla şöyle hani böyle bir yükseltti kenarlarına. Yapabiliriz diyorsun. Yapabiliriz. Bakın lacivert de hazırladım. Başka ne renk olacak? Beyaz, altın. Biraz döksek mi? Dökelim. Acele ediyorum. Biraz tamam. Döksek mi çok merak ettim. Hani birkaç renk koyacağız. Yani donduğu zaman... Kaç zamanda donuyordu? Bir donması 24 saat belli bir kalınlıkta ama... Bakın şuraya azıcık sim atmış. Şu anda donmuş. Silinebiliyor değil mi üstü? Tabii silinebiliyor. Her türlü şekilde kullanılıyor. Yani ömürlük artık o. İçine pul koyabiliriz, sim koyabiliriz. Peki bir şey soracağım. Hı hı. İçine mesela eski fotoğraflar. Neden olmasın? Koysak, fotoğraf koyabilir. Eritir mi, şey yapar mı, bozar Hayır, mı? Hayır, asla o bir şey yapmaz. Kuru çiçekler daha böyle derin bir şey de. Evet, belki sizin için özel bir şey var. Onu saklamak istiyorsunuz. Dondurmak istiyoruz, evet. Belki bir evlilik resmi, belki bir nişan, belki çocuğunuzun resmi. Olabilir, o da güzel. Olabilir. Hatta bu renklerin arasına onlardan da
böyle şeffaf yerlerine bırakıp onlardan da yerleştirebilirsiniz. Evet, yavaş yavaş dökmeye başlayalım mı? Öyle yapacağım zaten. Evet, ben şunu mu açıyorum? Şunu hazırlayayım. Evet, renkleri şey yapıyoruz. Şundan mı koyacağız şeye? Ona da ondan koyacağım. Ne kadar koyayım? Yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Tamam, yeterli. Tamam. Bu da Dore. Bu da bunlarla uyumlu değil mi Gül Özdoğan? Aynen. Ay çok güzel bir şey olacak. Ben vallahi emekli olup bunu yapmak istiyorum. Hakikaten çok güzel bir çok şey. Çok güzel tabak. Bir tane çubuk alabilir miyim? Temiz tabii bir çubuk ki. Şunu karıştırayım. Bunun çubuğu da içe gitti. Bu şekilde tabaklar yapabilirler. Nasıl? Yine bir kalıp bulacak. O kalıpta... Ay 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 Gül, inanılmaz bir şey oluyor hocam. Bu çok güzel bir şey. Şimdi bunu istediğimiz gibi renkleri ayarlayacağım. Şunu yapayım, beyazı. Böyle şeyleri evinizde yapacağınız zaman lütfen çocukların yanında yapmayınız. Ellerler, ele atarlar. Bakarlar, normal boya zannederler. Çocuklar olmadığı zaman ve onların değmemesini sağlayınız, kontrol ediniz. Mesela bizimkiler meraklı, mutlaka buna gelip bir böyle bir parmak batırırlar. Değil mi? Evet, öyle oluyor. Şunu biraz daha karıştırayım mı? Tamam. Şimdi böyle büyük bir yüzeyde... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Efsane oldu, bir nazar boncuğu gibi oldu şu. Elektriğe takılı değil mi fön makinesi? Niye çalışmadı? Bakayım ben, bakabilir miyim? İki tane yerine basılacak. Fön makinesi çalışmıyor arkadaşlar. Başka alıp gelebilir miyiz? Yok. Şimdi bakın ben biraz da elimle girdim. Bu şey da bir... atmış olabilir. Olasılık. Evet. Bakın elimle başladım. Eldivenleri hazırlamıştım elime. Evet. Elimle de bir şeyler yapıyorum. Zaten bunun... İlk alt bazını oluşturuyorum. Bunun üstüne işte o beyazlar. Evet. Arkadan bakıyor musunuz çocuklar şeye? Şu bir yerden çıkmış yalnız. Bunun bir şeysi yok. Reçineyi evet, demek ama... ki cam yüzeylerde de çok kolay çalışabiliyoruz. Kenar yaptım. Ya Gül... Sevgili seyirciler, efsane bir şey oluyor. Hakikaten Gül elleriyle yapıyor. Şimdi kenara diyor ki, şu kenara Yaşar, böyle bir kenar gösterirsen bize, bak aşağı gitmiyor, orada takılıyor kalıyor. Çok mantıklı bir şey yapmışsın. Bunu kimse bilmez yani.